Dört ekranlarından mutlu akşamlar kıymetli izleyicilerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Bu akşam programımızda genel olarak şiddetten bahsedeceğiz. Artan şiddet olaylarından. Tabii bu anlamda şiddet dediğimizde bir tarafa evlenmek belki zor veya bir başlık altında değerlendirmek belki çok zor. Çünkü bakıyoruz aile içi şiddet, arkadaşlar arasında şiddet, eşler arasında şiddet, toplumsal şiddet, daha büyüğüne gittiğimiz zaman küresel ölçekteki şiddet. Ama şiddeti her anlamda belki de daha da modernleştikçe, daha da teknolojik imkanlarımız arttıkça, daha iyi olacağımız aslında bu manada daha çok ilk çağlar, orta çağlardaki bir düzene doğru giden bir süreç. Ben de daha kötüsü. Şimdi dolayısıyla bu akşam kıymetli hocamızla beraber aslında hem şiddetin neden bu kadar arttığını hem de şiddet olaylarının bu anlamda toplumsal girdilerini ve yansımalarını konuşmaya çalışacağız. Ama kıymetli hocam ben buraya davet etmeden evvel öncelikle sizler için hazırlamış olduğum birkaç önemli bilgi var ve bunu biraz da ben kendi alanımdan belki de biraz da İslam karşıtlığı, biraz da bu anlamda Türk karşıtlığı ve işte belki o iki savaş arası dönem vardı ya kıymetli izleyenlerimiz. Birinci Dünya Harbi ile İkinci Dünya Harbi. O Nazilerin yükseldiği, Mussolini'nin, Nazilerin o çelik pak dediğimiz sürecin yükseldiği süreçteki artan o keskinleşmenin bir benzeri acaba şu anda yaşanıyor mu? Gerçekten çok büyük merak konusu. Dolayısıyla bu konuları bence çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Şimdi bildiğim üzere dünyamızda ciddi bir göçmen ve göç krizi var. Tabii bunlar doğal seleksiyon sürecinde değil, yani bir kavimler göçü dediğimiz meseleden çok daha başka. İşin siyasi boyutu var. Şimdi bu anlamda baktığımız zaman Müslüman çoğunluklu ülkelerden batıya göçün artması Müslüman karşıtlığı ve onların debiyle bir İslamofobi adı veriyor ama İslam karşıtlığı tam anlamıyla, Müslüman karşıtlığı, İslam karşıtlığının gitgide arttığını görüyoruz. Ve bu artmanın da biraz da belki de aşırı sağın güçlenmesi, aşırı sağ partilerin, aşırı sağ ideolojiyi besleyen kuruluşların, derneklerin daha da artmasıyla beraber Müslüman karşıtlığının artması. Şimdi Müslüman karşıtlığını daha sonra neyle evlendiler, neyle birleştirmeye çalıştılar? Terör saldırılarının, özellikle Avrupa'da gerçekleşen terör saldırılarının Müslümanlarca gerçekleştirildiği, İslam dünyası tarafından yani bir İslami terör tırnak içerisinde deyişi veya bu anlamda bir belki doktriner hale getirmeye çalıştılar biliyorsunuz ki bu Soğuk Savaş sonrasında başlayan bir süreçtir. Dolayısıyla göçle başlayan süreç İslam karşıtlığı ve daha sonra terör olaylarının gerçekleşmesiyle bunların İslami terör örgütleri tarafından gerçekleştiriyor gibi sürekli küresel medya tarafından bunun pompalanması meselesi. Şimdi tabii Avrupa ülkelerin bir kısmında İslam karşıtlığı siyasal çıkarlar için kullanılıyor ve popülist partilerin bu anlamda yükselişi gözlemleniyor. Biz bunu en çok nerede görüyoruz kıymetli izleyenlerimiz? Avrupa'da. İşte biraz evvel dedim ya Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'ndaki benzer süreci acaba şu anda yaşıyor muyuz? Nazilerin yükselişi, Mussolini, aşırı sağ diyeceğimiz belki faşist yönetimlerin, faşist ideolojilerin yükseldiği bir süreç ve bugün de baktığımızda Avrupa'da özellikle Fransa'da Le Pen'in temsil ettiği aşırı sağın güçlenmesi, Almanya'da Neonazilerin güçlenmesi, ki İtalya'da Meloni biliyorsunuz aşırı sağ temsil eden bir lider olarak göreve gelmesi bence çok çok değerlendirmeye kadir. Peki ne oluyor burada? Küresel medya biraz evvel söyledim. İslam'ı olumsuz göstererek toplumda ön yargıların yükselmesine sebebiyet veriyor. Bir bakıyorsunuz sürekli ve kesinlikle bunu ifade etmek gerekir. İslam dininde insan öldürmek, İslam dininde bir canlıya zarar vermek kesinlikle yasaklanmıştır. Ama öyle bir hale getirdiler ki hani Allahu Ekber kelimesini kullandırarak aslında bu gruplara ki onların hiçbir şekilde İslam'la alakası yok. İşin aslında sebebini İslamiyet'e yıkmaya çalışıyor ve bunu algı yönetimiyle gerçekten küresel medyanın çok uyumlu bir şekilde çalışarak bunu yapmaya çalıştığını görüyoruz. Brüksel merkezli Avrupa'da İslamofobiyle mücadele kolektifinin yayınladığı raporda bir yıl içerisinde 1000'den fazla şikayet içeren başvuru alındı ve bunlardan yarısından fazlasında Müslüman karşıtlığı vakası. Zaten bu resmi veriler. Yani bu bir de gayri resmi olanlar var. Demek ki toplumsal refleksi oluşturan bir altyapında hazırlandığını görüyoruz. Ayrımcılık, tahrik, nefret suçu, hakaret, fiziksel saldırı ve manevi taciz. Sözlü taciz var, fiziksel taciz var. Yani sayacağımız aslında kavga, gürültü, hani silahla saldırı, bıçakla ama sözlü saldırıların, tacizlerin de gerçekten çok arttığı bir süreçteyiz. Şimdi son olarak kıymetli hocamı davet etmeden evvel bir de şöyle genel olarak bizim hazırladığımız bir görsel var. İşte şöyle baktığımızda ki bunları hocamla da değerlendiririz. Arkada da açık durabilir. Bu çok çok önemli bence. Örneğin Birleşik Krallığa baktığımız zaman
8.730 inanca yönelik 3.459 Müslümanlara yönelik, yani neredeyse yarısına yakın Müslümanlara karşı büyük bir saldırı olduğunu görüyoruz. Camilerin çok %35'inin bu anlamda saldırıya uğradığını, Fransa'da 501 şikayetin geldiği, Fransa'dan bahsetmiştik. İspanya'da aynı şekilde nefret söylemlerinin %20'sinin İslam karşıtlığının oluşturduğunu görmekteyiz. Danimarka'da, Hollanda'da, Belçika'da, Almanya'da, Avusturya'da, Yunanistan'da. Yani bu anlamda Avrupa'nın geneli olarak, diyorlar ya biz Avrupa Birliği olarak demokrasi, insan hakları, hiçbir din, dil, ırk ayrım gözetmeksizin biz insan haklarını savuruyoruz. Ukrayna savaşı olunca pazubantlar takladılar, ağladılar. Evet, Ukrayna'da savaşta biz de üzülüyoruz ama Müslümanlar insan değil mi? Veya Afganistan'da, Suriye'de öldürülen insanlar insan değil mi? Dolayısıyla burada ikircikli bir politik olduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Gökçen Çatlı hocamızla beraber konuşmaya başlıyoruz. Kıymetli Briefing Saati izleyicilerimiz, Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Gökçen Çatlı hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Merhabalar Furkan Bey. Hocam tabii ben işin biraz siyasi boyutunu aslında anlatmaya çalıştım ama sizin de gerçekten bu anlamda hem sosyolojik olarak hem antropolojik olarak şiddeti araştırıyorsunuz. Şiddeti, küresel şiddet, toplumda şiddet, ailede şiddet, insanı kendine şiddeti aslında. Buradan belki başlamak gerekir. Hocam şöyle genel bir soruyla başlayalım aslında. Şiddetin bu kadar hızlı artmasının sebebini, yani daha çok okuyoruz, belki daha çok görüyoruz, daha iyi imkanlara sahibiz ama şiddeti genel bir artış var. Bunun sebepleri neye bağlıyorsunuz hocam? Aslında şöyle, hani Batı merkezli arttığı gibi gözlemleniyor, doğru. Batı'daki şiddet yapısal olarak çok daha gözle görülür ve çok daha işlenen suça gözünü kapatır mahiyette. Şiddet daha çok arttı çünkü pastadan alınabilecek pay azaldı. Ekonomik krizin olduğu yerde şiddetin artış gösterdiğini görüyoruz. Covid olduğunda ben sizle de görüşmüştük. Konuştuğumuzda demiştik ki, bunda da hemfikirdik, Covid şiddeti arttıracak. Irkçılığı arttıracak. O kapanma zaten değil mi? Aynen. Sadece ülkeler arası değil, ülke içi, aile içi, kurumlar arası şiddeti arttıracağını söylemiştik ırkçılıkla birlikte. Az evvel bahsediyorken mesela Le Pen'den bahsettiniz. Ben yurt dışında olduğum dönemde Le Pen partisi orada bir aşırı ırkçı parti olarak varlığını gösteriyordu. Fakat onların yükseliş göstermesi adeta bir ütopya gibiydi. Yükseliş gösteremezler. Çok da fazla oy alamazlar. Ciddiye alınmıyor değil mi hocam? Belki ciddiye alınmıyordu tabii. Yani demokrasi için bir engel görülüyordu. Demokrasi, insan hakları adına bir engel görülüyordu. Düşününüz Batı. Yaklaşık 20-30 yıllık süreçte geldiği aşamada bugün görüyoruz ki son 3-4 yılda ırkçı diyebileceğimiz aşırı partilere hem kurumların verdiği destek artmıştır, hem de Batı'daki vatandaşların bir bölümünün de desteği artmıştır. Ama burada bir artı unsur da söylemek istiyorum. Batı'da iki tane uç var. Bir, Batı medeniyetine demokrasi ve insan haklarıyla birlikte idame ettirmek isteyen gerçek batılı ve hümanist zihniyet, ki bunların birçoğunun dünyadaki yapısal şiddete, savaşlara karşı yürüyüşler yaptığını görüyorsunuz. Bu esasen dünya adına da, medeniyetler adına da çok olumlu. Fakat hükümetlerden destek görmüyorlar. Öte taraftan da az evvel bahsettiğimiz gibi son derece ırkçı politikalarla yükselen ve İslamofobi, farklı etnik grupları, farklı kültürel grupları kendisine aslında bile isteye de ötekileştirerekten kendi varlığını yükseltmek, kendi varlığını daha çok ortaya koymaya çalışan bir Batı olduğunu görüyoruz. Batı kaybetmemek için ötekini daha çok yaratıyor. Ötekideki zıttını yaratıyor yani, değil mi evet, hocam aslında? Karşılığını yaratıyor. Hatırlarsanız yani Orta Doğu'dan bahsedecek olursak İslam'la alakalı temsillerin kötü temsiller olarak Batı medyasına
spotların onlar üstüne aydınlandığını görüyoruz. Sanki İslam sadece gelişmemiş olanların, işte sadece şiddet uygulayanların bir inancıymış gibi bir algı yaratmak isteyen Batı, aslında bu sahte algı üstünden de kendisine farklı olanı, öteki olanı, düşman olanı yaratma eğilimine girdi. Bu da aslında Batı'nın, yani kulaktan kulağa söylenen bir şey bu, fısıldayarak söylüyorlar ama, kaybetme korkusunu, kaybetmek üzere olduğu bir ekonomik unsur, kültürel bir unsur olduğunu gösteriyor. Refleks aslında, oluşturuyor aslında, değil mi hocam? Refleks, tümüyle refleks. Batı kendisine bir can simidi. Belki en doğrusu. Tabii, bravo, aynen. Can simidi kurmak istedi ve onu en tezatıyla nasıl yapabilirdi? İşte İslamofobi üretti. Bugün baktığınızda sadece hani Batı üzerinden değil ama Uygur Türklerinin de bir ırkçılık politikasıyla dünya sahnesinde var olduğunu görüyoruz. Her şey Orta Doğu merkezli değil. Dünyada artan bu şiddet aslında güçlenmek isteyen her ülkenin, her medeniyetin üstüne basmak istediği diğer medeniyet, diğer kültür ve diğer dinlerle dolu. Maalesef. Bir dolgu malzemesi o zaman yaratıyorlar. Kendi dolgu malzemesi kesinlikle. Ki Haçlılar döneminde de aslında hani 1906 ilk Haçlı seferleri başladığı zaman da aslında belki tohumlar o zamandan da ekilmeye başlanıyor. Kesinlikle. Ama hedef alınan mesela belki ondan da konuşacağız. Filistin coğrafyasındaki Yahudileri soykırım, hani onları öldüren, onları orada oradan göç etmelerini sağlayanlar kimlerdi? Romalılardı. Haçlılardı. Tabii. Ama sanki Müslümanlar onlara kucak açtı. Müslümanlar onlara kol kanat gerdi ama sanki onlar yapıyormuş gibi zıttı üzerinden şu anda zemin bulmaya çalışıyorlar hocam. Tabii. Çünkü bu şekilde ilerlemek çok daha kolay geliyor. Çok daha tutulabilir bir senaryo, inandırılabilir bir algı gibi inandırıldığı için, inandıkları için bu şekilde hareket etmek tabii çok daha olası geliyor maalesef. Peki hocam, bu anlamda nasıl bir sistem oluşturabiliriz peki? Bu anlamda şiddeti önlemek için ne yapılabilir sizce? Aslında şöyle, yani bölgesel, ülke içi ve uluslararası diye ayırmak gerekiyor. Ülke içinde baktığınızda özellikle mesela eğitimde şiddeti çok konuşuyoruz maalesef. Mesela çoğun yaşan acı olay bizi çok üzdü hocam. Çok, yani artık çok son fazla olsun diyoruz ama nasıl önüne geçebiliriz mesela hocam böyle bir şey? Yani hep biz kendi bilimimde hep yabancılaşmadan bahsederiz. Mutsuzluk, yabancılaşma ve birey kendisinin güç kaybettiğini hissederse, tıpkı hani ülkelerde olduğu gibi, ve gücünü tekrar toplamak isterse, bu sizde bende farklı nüanslarla olur. Ne yaparız? Evet. Bir çalışma yaparız, daha çok işimize odaklanırız, tabii değil mi? İyilik yaparız, gücümüzü daha çok kendimizde motive bulabilmek ederiz, için. Kendimizi toparlarız. Tabii. Ama farklı kültürel statüdeki insanların iletişim dilleri de kültürleri gereği farklı kodlanıyor. İletişimin, sağlıklı iletişimin nasıl kurulacağını bilmeyenler, eğitim düzeyi düşük olanlar özellikle, empatiden noksan olanlar özellikle, iletişimi yanlış kurguladıkları için kendilerine bir haksızlık yapıldığını düşünüyorlarsa, orada bir güç kaybettiğini düşünüyorlar ve aslında bilinçleri, ilkel bilinçleri, hayatta kalmak için, tutunabilmek için şiddete müracaatın en kestirme, en kolay, kendi statülerini tekrar sağlamak adına bunun yapılması gerektiğini söylüyor. Bu normal zannediyor aslında. Evet. İletişim dilleri bu. Evet. İletişim dillerine şiddet üstünden. Siz bir kişi onlara şiddet uygulamamış olabilir. Sözlü bir dikkate almama olabilir. Bireyde, bu bireyde bunun karşılığı fiziksel şiddettir. Çok daha büyüğü. Çünkü anca dediğim gibi bu şekilde kendisine varlık alanını, statüsünü koruyabileceğini düşünmekte. Şimdi tabii, hani bu çok uzun soluklu bir hadise, fakat eğitim denilince sadece okullaşma değil ama eğitim aynı zamanda bir ahlak işidir. Ve eğitim ailede başlar. Aile. Ailenin doğru örnek olabilmesi gerekir ki anne baba örnek kesinlikle olacak. Bugünün bu mutsuz çocukları, kendisini sistem içerisinde yalnızlaşmış, ötekileştirilmiş,
hisseden ve şiddete müracaat eden çocuklar, gençlerin bu şiddetten uzak kalabilmeleri ailede başlıyor, eğitimle devam ediyor ve kurumların içinde de kendisine daha çok varlık alanı buluyor. Ne yazık ki bu çok uzun soluklu bir hadise, dediğim gibi. Evet, ailenin çocukla birlikte önce ailenin kendisini yetiştirmiş olması gerekiyor ki o aile içinden çıkan çocuğun şiddeti kötü bir unsur olarak kabul edebilmesi için. Eğer çocuk ailede şiddet görüyorsa, sevgisizlikle birlikte kültürlenmesini yaşadıysa, bu onun doğal dili haline geliyor. Ve kötüyü, olumsuzu bilmeyen bir bireye siz ne kadar iyiden bahsederseniz bahsedin, o anlamayacaktır. Şimdi hocam derken tabii ben de aklımda düşünüyorum. Görüyorsunuz mesela aile çoğun derece modern. İşte kılık kıyafeti modern veya profesör bir aile diyorsa eğitim. İşte profesör, akademisyen. Bir bakıyorsunuz hocam aile şiddeti çok yüksek. Veya dışarıya karşı kendilerini daha farklı gösteriyorlar. Ama aile içerisinde şiddet, hakaret veya çocuğuna karşı davranış, çocuğu parayla, malla veya hani sırf maddesel şeylerle ben sana şunları yaptım, bunları yaptım, bak bunu gör. Ama çocuk diyor ki benim sevgiye ihtiyacım var. Kesinlikle. Yani bir baba modeli, bir anne modeli. Tabii her şey, insanlar annesini babasını kaybedebilir genç yaşlarda. Bunlar hepsi herkes için geçerli. Ama aileden gelen o terbiye ve normal algısı. Hani şöyle değil mi hocam? Mesela bir eş kendi eşine, hanımına şiddet uyguluyorsa kendi ailesinde bunu görmüş ki buna başvuruyor. Değil mi? Çok kesinlikle. Doğru bu anlamda. Normalleştirme. Bu da çocuğu etkiliyor. Çocuk da onu görüyor ki babam böyle yapıyor. Anne ben de böyle bir şey yapabilirim. Bilinçaltına işliyor. Tabii. Zaten normalleştirince yetişkin hayatımızda biz o normalleştirdiğimiz şeyi yabancı görmüyoruz. Kötü bir şey olsa bile normalleştirdiğimiz şey bize tanımlanmış, çözülmüş, yabancı olmayan, korkulsa bile yabancı olmayan bir unsur gibi geliyor. Ve bilinen dil, bilinen kültür, bilinen o alan, habitus o olduğu için kişi tabii onu maalesef devam ettirme eğiliminde oluyor. Evet. O yüzden hani özellikle eğitim üzerinden hareket edecek olursak. Evet, eğitimden bahsediyorum. Yani bakınız muhakkak ki kolluk kuvvetlerimiz bir tehlike telefonu, işte tehlikeye karşı korunmak, evet, ihbar aldıklarında muhakkak ki gidiyorlardır. Fakat şimdi nasıl ki her muhitte bizim aile hekimlerimiz var. Her muhitte aile danışmanlarının çoğalması gerekiyor. Aile danışmanları çok tıpkı bir bilgi bu. Muhtarların, belediye başkanlarının, ülkenin o önemli siyasi dinamiğinin görünmez aslında savunma refleksleridir. Nasıl ki data toplarlar. Aile danışmanları psikologlardan bir adım geride, biraz sosyolog, biraz antropolog, biraz psikolog, ailede ne olup bittiğini tıpkı aile hekimi gibi bilebilecek o küçük işte bölgesel ilçelerde, mahallelerde aileleri tanıma imkanı elde eden bilim insanlarıdır. Dolayısıyla aile hekimleri gibi aile danışmanlarının da aileler üzerinde yaptıkları görüşmelerle, derinlemesine görüşme gibi ziyaretlerle, onların danışmanlığa davet edilmeleriyle zaten olası suç işlenmeden evvel tespit edilebilir. Bu çok önemli hocam. Kesinlikle. Önleyici de aslında. Önleyici. Şey sebep tabii. Evet. Doğru. Çünkü baktığınızda suç işlendikten sonra toplumda çok büyük bir infial yaratıyor. Ve bu yozlaşmayı, toplumdaki bu inançsızlığı tekrar toparlayabilmek çok zor. O yüzden benim önerim aile danışmanları gibi önleyici politikalarla suç işlenmeden evvel bunu önlemek. Yani bununla ilgili sanki böyle gözlem bir şey diyorsunuz hocam. Kesinlikle. Değil mi? Mesela mahallelerde veya ilçelerde hani diyecekler ki işte şurada böyle bir ihbar var. Mesela bir şiddet ihbarı, ses yükseliyor evin içerisinde. O dediğiniz mekanizma işleyecek ve o evi gözlem altına alacaklar.
dinleyecekler, görüyor. Evet, kim giriyor, kim çıkıyor. Yani bu şeylik değil. Hani özel hayata müdahale değil ama. Kesinlikle, tabii. Çocuğa mı şiddet uyguluyor, eşine mi şiddet uyguluyor, adamın belki veya kadının psikolojik problemleri var. Ve olmadan oraya müdahale etmek. Burada kesinlikle suç işleme potansiyeli var. Kesinlikle. Bu çok önemli. Tabii. Aile içi cinayetler öğrenir hocam bunları. Tabii. Çok güzel bir öneri tabii bu. Tabii. Ve bakınız, bu bireye ben bu sistemin içindeyim ve bu sistem beni koruyor algısı yaratır ve bu tutar. Çok öyle, çok. Güven de artar. Güven artar tabii ki de. Şimdi burada mesela aile danışmanlarının karakolla, psikologla, avukatlık barosuyla birlikte hareket etmek ve birlikte bir güç oluşturmaları gerekiyor. Muhakkak kolluk kuvvet desteği de gerekiyor. Tabii ki. Bunların hepsi, boyutu, hepsi birlikte hareket edecek dişlerdir. Kolektif bir aslında oluşum. Kesinlikle. Tabii ki. Ve böyle olduğunda bakınız ne olacak? Biz bölgesel manada böyle bir unsuru kurgulayıp hayata geçirdiğimizde Türkiye'de suç oranının zamanla azaldığını göreceğiz. Çünkü ben hep işte suça maruz kalmış olanlarla konuştuğumda hep şunu söylüyorlar. Suçlu adaletten bazen çok daha hızlı işliyor. Hmm. Neden? Çünkü suç ve suçlu sinsidir. Doğru. Adalet mekanizması kurumsal bir hiyerarşi ve kurumsal hiyerarşiler yavaş yavaş çarkın adım adım. Çarkın işleri bellidir ama çok ağır işler. Dosya oluşturur. Çünkü kanıt gerekir vesaire. Doğru. Bazen kanıt bile olsa bu prosedür yavaş işleyebilmektedir. Sonucu işleye giremiyorsunuz mesela. Tabii. Bu mekanizmayla hızlandırabiliriz. Evet. Çok işte alarm verilen, ihbar alınan yerlerde yine polislerimizden ilave destek istenebileceği tekrar vurgulanmalıdır ki biliyorsunuz bir yasa tasarısı geçmek üzere. Evet. Ve bununla birlikte de dilerim korkutucu ve caydırıcı olabilecektir. Hocam caydırmak, şimdi ben tabii korku çok enteresan bir şey hocam. Korku ne kadar işe yarıyor? Bunu mesela dinde de konuşuyoruz. Dini sevdirmek için korkutmak mı? Hani hep korkutmak işte. Allah yakar, günah şöyle, böyle. Hani çocuğa dini sevdirmeniz için onu ceza ile değil, onun işte İslam'ın güzel yönleriyle, İslam'ın ödülleriyle, İslam'ı anlatarak, ama siz yaparsan işte parmaklarını kırarım, şöyle yaparsan sana böyle yaparım diyerek, o çocuk mesela son yaşadığımız öğretmenimizin hayatını kaybettiği o üzücü olaydı. Şimdi dediğiniz gibi belki bir gözlem mekanizması olsaydı dışarıda, belki de o öğrenci o içeride yapmış olduğu bir münakaşa, bir işte kavga, buna sinyal verecekti ve onu gözlem altına alacaklardı. Bunu yapamadan, teşebbüs edemeden belki de hocam bu engellenecekti. Tabii maalesef. Yani tabii ihtimal dahilinde en azından korunma mekanizmasının bariyerdir en tabii, azından hocam. Çok daha güçlü olması. Tabii bir sürü işte önlem alında yine suç işlenecektir. Dünya tarihinde hocam, hep suçlar suç tarihi, vardı. Dünya hep tarihi şiddet var tabii ki. Ama bunun önlenebilmesi bu yeni yeni konuşmak istediğimiz konular. Doğru. Önlenmeli. Çünkü suç işlendikten sonra dediğim gibi yara açılıyor. Yaraya ne kadar tedavi ederseniz edin. Ve üzülüyoruz. Tabii, o üzüntü de belki sendrom yaratıyor hocam değil mi? Kesinlikle. Ki işte stadyumlarda görüyoruz hocam mesela. Ya şimdi ben de maçlara gidiyorum ben tabii ki. Şimdi yanımdakine bakıyorum veya uzakta görüyorum. Öyle bir küfür ediyor ki veya öyle bir hınçla bağırıyor ki. Hani orada sonuçta bir oyun oynanıyor hocam değil mi? Biri yenecek, biri yenilecek sonuçta. Hani dünyanın sonu değil veya onun hayatına sirayet edecek bir durum da değil. Ama öylesine o işi, hani belki dışarı ailesinde yaşadığı problemler, işinde yaşadığı problemler, onu öyle doldurmuş ki stada gelip onu haykırıyor. Onu belki de farklı yöntemlerle başka kendini yansıtıyor. Bence dediğiniz çok çok önemli hocam bu anlamda. Evet. Mesela bu stadyum ve işte erkekler, hatta kadınlar da değil mi izliyor? Maç örneğinden hareketle bizim antropolojide hep şöyle söylenir. Hani çok daha eski tarihlerde erkeklerin kadınların avlanma dönemlerinde işte ganimetlerini birbirlerine atma biçimleri, o zafer biçimleri bugün futbol olarak karşımıza çıkıyor ve aslında bir deşarj mekanizması ölçülü olduğu müddetçe. Anladım. Doğru hocam. Peki hocam, şimdi biraz da tabii şeyden bahsettik. Sadece biz toplumda değil, bunu siyasette de artık şiddeti görüyoruz. Yani uluslararası siyasette görüyoruz, uluslararası ilişkilerde görüyoruz. Gazze'de yaşananları zaten
aylardır konuşuyoruz. Oradaki vahşet. Artık şiddeti aşmış vaziyette zaten. Bir soykırım var orada. Uygur Türklerinden bahsettik. Aynı şekilde orada devam ediyor. Ben bahsetmeye çalıştım. İslam, Avrupa genelinde artan İslam karşıtlığı, Türk karşıtlığı ve ikisini aslında biraz da beraber bu çarkı döndürmeye çalışıyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'in yırtılması, hakaretler. Bu anlamda Türk ve Türkiye hedef almak. Şimdi Türkiye hedef oturuyor. Aslında Türk dünyası da hedef tahtasına oturuyor bir şekilde. Hocam bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani bununla ilgili o bahsettiğim iki savaşırız veya karanlık orta çağ döneminden daha kötü bir döneme doğru mu gidiyoruz? Şimdi Le Pen'den siz Fransa'da yıllarca yaşadınız. Of, o bölünmüşlük acaba şu anda daha mı derinden hissedilecek? Yani Avrupa Birliği'ni yıkacak kadar bu milliyetçilik, aşırı şovanizm, bu faşizm daha büyük Avrupa yıkımlarına sebep olabilir mi? Bunu gözlemliyor musunuz? Açıkçası ben hani böyle konuşmak da istemiyorum. Fakat gerçekçi olmak gerekirse ben dünyanın bu temsillerle, özellikle Batı'nın kafasındaki temsil unsurundan bahsediyorum. Şiddetin azalacağını maalesef düşünmüyorum. Öyle bir ışık yok yüterim ucunda maalesef. Bu işte modern kapitalizmle, işte bu modern emperyalizmle birlikte bu Batı medeniyetinin kendisini var edebilme adına hep ötekileştirdiği gruplar üzerinden yıkıcı davranacağını ve kendi içinde yaşayan ve ötekileştirdiği gruplara da yapısal şiddeti, işte sözlü şiddeti, fiziksel şiddeti çok daha arttıracağını düşünüyorum. Batı'da bir hani hümanist bir duruş da vardır. O hümanist duruşun galip gelebilmesi gerekiyor. Ben hep şöyle söylerim. Batı'nın en büyük düşmanı ve onu hizaya getirebilecek en önemli unsur yine Batı'nın kendisidir. Hmm, ne açıdan hocam? O Batı'da o entelektüel ve hümanist işte insanlığa inanan bir azımsanmayacak bir kitle de var. Bunlar üzerinden başlatabilecek bir üst akıl politikası, hani bu bir ütopya olabilir ama böyle bir kitle de var. Eğer bu kitle dünya adına bir yani ne diyelim liderlik yapabilirse ne ala. Ama Batı'daki büyük çok uluslu şirketlerin bu yönde ben karar alacaklarını ve bu yönde de izin vereceklerini maalesef düşünmüyorum. O zaman hocam şuraya geliyoruz ki bu mesela Gazze olaylarında gördük, İngiltere'de, Danimarka'da, efendim İspanya'da. Bir gençlik dalgası var. Amerika Birleşik Devletleri'nin hocam Harvard, Yale, MIT yani bunlar dünyanın Kaliforniya Üniversitesi, Columbia Üniversitesi ve oradaki öğrenci olayları aslında önemli bir dip dalga. Evet. Bahsettiğinize gibi. Yani bu kurumsallaşırsa biz şiddete hayır. Siz burada ben ne olursam olayım bir insan öldürülüyor. Gazze'deki bir Müslüman, bir insan öldürülüyor. Ve bu vahşet karşısında siz eliniz kolunuz bağlı duramazsınız. İsrail'e yol veremezsiniz. Gösteriler düzenleyenler hocam derdi sebeple profesörleri yerlerde sürüklediler. Tabii. Yani tabii. Bu bence sizin dediğinize geliyor. Biraz da tükenmişliğin bir refleks. Yani Batı tükeniyor aslında hocam. Evet. Yani o ortaya koymuş oldukları insan hakları, demokrasinin aslında bir araç olduğunu, bir amaç olmadığını da kendileri aslında ortaya koymuş oluyorlar aslında. Yani hani evrensel insan haklarından hep bahsederiz. Evrensel insan haklarının... Beyannamesi var hocam işte. Yani bunları yayında tutuyoruz. Aynen. Ve dediğiniz gibi yani dünyada çok önemli hususlarda şiddet ve soykırım uygulanıyor. Nerede bu evrensel insan hakları evet. temsilcileri? Evet. Nerede Batı'nın bu temsilcileri? Evet. Evet. Bunu ve öteki taraftan İslam dünyasında da temsil edebilme ve öne çıkmaya da müsaade etmeyen bir dünya sistemi var. Duymuyorlar, görmüyorlar. Üç maymun oynuyorlar evet. işlerine geldiği zaman. Çünkü iletişim ağları hani... denilebilir. Neden? İletişim ağları belli odaklar elinde. Biz bugün iletişimi dijitalleşme ve dijital platformlar üstünden kurguluyoruz, değil mi? Güç artık sadece sahada değil, güç aynı zamanda dijital platformlarda. Kesinlikle. Güç artık silah pazu değil yani. Evet. Güzel. Dijitalde artık hocam. Tabii. Tabii ki. Ve bakınız hani geçmişin yüz yüze yapılan savaşları çok daha masumane geliyor ben bu dijital terörü düşündüğümde. Daha cephe savaşı, daha nizami savaş geliyor belki hocam. Şu anki gayri nizami savaş bu anlamda. Ve bilmiyorsunuz nereden geleceğini.
kimi hedef alacağını, hangi politik unsurlara bir müdahalede bulunulacağını. Kime zarar vereceğini göremiyorsunuz. Kesinlikle. Hocam. Ve bu güvensizlik yaratıyor. Bireydeki güvensizlik gibi dünyada, ülkelerde de güvensizlik siz yaratıyor. Siz şu an kendinizi güvende hissediyor musunuz bu anlamda? Hiçbirimiz. Şu dijital terör karşısında. Tabii. Geçen sefer de sizle konuşmuştuk. O çalışmam çok yakında zaten neticelenecek. İnşallah. Biz öğrencilerimle şiddet çalışması araştırması yapıyoruz ve gördüğümüz en önemli yüzdeliklerden bir tanesi insanların mutsuz ve geleceğe dair ümitlerinin olmaması. Bu güvensizlik bakınız yerel değil. Özellikle Z kuşağı diye tabir edilen ve üstlerine de yapıştırılan, benim de çok fazla sevmediğim yine de Z kuşağı diyelim, kitleye baktığınızda onlar yerel değil, uluslararası konjonktür üzerinden de mutsuzluklarını, ümitsizliklerini haykırıyorlar. Evet. Çünkü biliyorlar kelebek etkisi gibidir kötülük ve şiddet. Gökçen Hocam çok özür dilerim. Vaktimiz azaldı. Bilediğimiz vardı hatırlarsanız. Onu isterseniz tabii, verelim. Onu da konuşalım. Çok önemli çünkü. Vaktimiz de çok azaldı hocam. Lafınızı bölüm kusura bakmayın. O çalışma evet Gökçen Hocam. Bundan da bir çok tabii. kısa bahsedelim hocam. Şimdi bu çok bakalım bilinen. Şöyle geçelim hocam tabii. isterseniz kısaca orada. Maslow'un, hocam siz de muhakkak derslerde işliyorsunuzdur. Maslow'un piramidi. Nedir bu? İşte en temelde en temel unsurlar. En temel unsurlar deyince aklımıza işte yeme, içme, barınma gibi aslında herkesin yapabileceği, her canlının yapabilme özgürlüğünün olduğu doğuştan gelen bir takım özellikler. Daha sonra baktığınızda güvenlik. İnsan kendisini güvende hissetmek evet. ister. En güvende hissettiğimiz yer neresidir? Evimizdir. Evimiz. Dostlarımızla birlikte ailemiz. Oluşturduğumuz camialardır. Daha sonra işin içine sevgi giriyor. Bunun üstüne sevgiyi inşa ettiğimizde bireylerin mutluluk oranlarındaki yükselişi görüyoruz. Gitgide mutluluğa doğru giderken saygınlık. Saygınlık günümüzde nasıl geliyor? Okumuş, kendini bilen insanlarda kariyer eğitimle, sahibi, düzgün duruşla ama şiddeti dil edinenlerde de şiddet üzerinden oluşturdukları ilişkilerde geliyor. Saygınlık farkı. Korkutarak saygınlık elde Kesinlikle. Etmeye çalışmak. Kesinlikle. İşte burada çok büyük tehlike var. Çünkü herkesin gittiği yol bambaşka. Daha sonra mutluluğun en tepesine baktığımızda Piramidin da tepesi. Erdemli olma, empati kurabilme, ötekinin acısına gözyaşı dökebilme ve çare üretebilme gibi hususlara baktığınızda Maslow diyor ki biz günümüzde ekonomik ve küresel siyasi krizler, işte soykırım bu kadar çok unsurdan bahsediyorken insanlarımızın bu piramitte yükselebilme olasılığı düşüyor. Belli lobiler daha işte piramidin yüksekteki unsurlarını zaten kapatmışlar. Oraya geçemiyorsunuz. Dolayısıyla bugünümüzde mutlu olmak oldukça zor. Mutlu olabilmek evet, için evet. sadece kişilerin kendilerine özgüvenleri değil ama kurumsal, kitlesel, bölgesel bir mutluluk piramidinin yarınlara güvenle bakabileceğimiz evet. bir piramidin kurgulanması gerekiyor evet, ve bu zor görünüyor. Evet, keşke bunlar çok önemli gerçekten. Hepsi ayrı ayrı değerlendirmesi lazım ama şu iki dakikada bunu toparladık. Gökçen Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ayaklarınıza ediyorum. Sağlık. Sağ Bence bu anlamda güzel mesajlar verildi. İnşallah yaşadığımız şiddetler son şiddet olur hocam. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık İnşallah. Hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ediyorum. Evet kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, şiddeti konuştuk, küresel şiddeti konuştuk, aile şiddetini konuştuk. Ama çok sevdiğim bir söz var. Eğer acı hissediyorsak canlıyız ama başkasının acısını hissedebiliyorsak da insanız. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki Briefing Saat'te buluşmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.